Benim adım Serkan Özsoylu. Kayseri Şehir Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım uzmanı olarak görev yapmaktayım. Öncelikle halkımızda da böyle yanlış bir algı var. Daha çok sanki yaşlı hastaları tuttuğu veya çocuğu tuttuğu zaman çocuklara zarar vermediği veya herhangi bir semptom ortaya çıkarmadığı gibi yanlış bir algı var. Çocuklarda özellikle Covid geçirdikten 4-6 hafta sonra karın ağrısı, ateş, kusma, solunum sıkıntısı, nefes alıp vermede zorluk gibi şikayetlerle çok fazla çocuk görmeye başladık. İşte grip benzeri semptomlarla atlattığı için çocuklar o dönemde önemsenmiyor. Ama daha sonra 4-6 hafta geçtikten sonra biz bunu çok sık olarak görmeye başladık. Ki Türkiye genelinde de çok sıklaşmaya başladı. Çocuklarda ateş, kusma, solunum sıkıntısı, karın ağrısı, ishal gibi semptomlarla bize başvuran çocuklarımız oluyor. Bu çocuğumuz da aynı şekilde bize ateş, karın ağrısı, kusma gibi gastrointestinal sistem bulguları ön planda olacak şekilde geldi. Takibinde çocuğumuzun solunum sıkıntısı artması üzerine ve kalp ritimlerinde hızlanma olması üzerine biz çocuğumuzda MISC dediğimiz multiinflamatuar sendrom adını verdiğimiz bir tablodan şüphelendik. Bundan şüphelenmemiz üzerine yoğun bakım servisimize kabul ettik ve buradan itibaren süreç başlamış oldu. Burada baktığımız durumda ilk başta kalbinin çok hızlı atmış olması, solunum sıkıntısının gelişmesi üzerine ilk başta çocuk kardiyoloji bölümümüzden yardım isteyerek ekosunu yaptırdık ve kalbinin eskisi kadar kasılmadığını, normal bir çocuktan çok daha az kasıldığını fark ederek bu çocuğumuzu yoğun bakımda takip etmeye başladık. Solunum sıkıntısı artması üzerine solunum makinesine bağlamaya ihtiyacımız oldu bu çocuğumuzu. Solunum makinesine bağladıktan sonra bize rehberlerin gösterdiği ışıkta tedavilerinizi vermemize rağmen cevap vermesi üzerine bu çocukta kan değişimine kadar gitmek zorunda kaldık. Kan değişiminden sonra ve verdiğimiz ilaçlardan sonra hızlı bir süreçle bu çocuğumuzu solunum makinesinden çıkardık ve kalp atımlarının ve kalbin eski kasılma kuvvetine vardığını gördük. Bu süreçten en az erişkinler kadar etkilendiğini, hani akut dönemde olmasa bile, Covid'in pozitif olduğu dönemde olmasa bile birkaç hafta sonra çok ciddi semptomlarla bize gelebildiğini görmüş olduk. Şu an çocuğumuz iyi çok şükür. Servise devretmiş bulunmaktayız biz çocuğumuzu. Yani çocuklarda kriterler tabii ki de var. Bu kriterleri karşılaması lazım. Biz de direkt bir çocuğa işte multiinflamatuar sendrom demiyoruz. Burada en önce olması gereken ailede veya birilerinde Covid öyküsünün olması ve Covid öyküsünün üzerinden belli bir zaman geçmiş olması. Bu çok Covid'in aktif olduğu dönemde değil. Daha çok 3 ile 6 hafta sonra ortaya çıkan bir durum. Diğer hastalıktan farklı olarak karın, yani gastrointestinal sistem bulguları ön planda oluyor. İşte kusmadır, karın ağrısıdır, ishaldir. Bunlar daha ön planda oluyor. Özellikle böyle işte mevsimsel olarak işte ishalin fazla görüldüğü, gripin fazla olduğu dönemlerde bunlar göz ardı edilebiliyor. Covid sürecinde çocukların hasta olması veya kötüleşmesi için sanki altta yatan bir hastalığı olması gerekiyormuş gibi bir insanlarda bir izlenim var. Ama bu çocuğumuzda olduğu gibi özellikle multiinflamatuar sendrom gördüğümüz çocuklar daha önce tamamen sağlıklı, hiçbir kronik hastalığı olmayan, daha önce hiç doktora dahi gitmemiş hastalarımız var bizim. Yani bu süreçte multiinflamatuar sendromun hangi çocuk olacağını belirlememiz mümkün değil. Önemli olan ailelerin, Covid geçirmiş özellikle ailelerin bu konuda dikkatli olması ve değişik bir şey fark ettikleri anda bir doktor tavsiyesi alması bizim önerimiz. Ben Zeynep Özsevek, 9 yaşındayım. MISC'e diye bir hastalığa yakalanmışım koronadan sonra. Buradaki ablalar, abiler, doktorları çok sevdim. Çok güzel ilgileniyorlar. Burayı tavsiye ederim, çok güzel. Doktorunun filmi olduğunu sen nasıl öğrendin?
Instagram'ından gördüm. Takip ettin. Evet, Instagram'ını takip ediyorum. Sana. Çok da güzel çaldı. Teşekkür ediyorum. Başka bir şey bulamadım. Ama çok sevdim burayı. Merhabalar, ismim Adem Dursun. Çocuk yoğun bakım uzmanıyım. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde gerek hastalarımız için gerek de sağlık çalışanları için moral motivasyon son derece önemli. Zeynep kızımız da bizim bir 10 gün kadar çocuk yoğun bakım ünitesinde takip ettiğimiz misçe tanısı koyduğumuz bir hastamızdı. Zeynep'le sohbetimizde kendisinin de müziğe karşı son derece ilgili olduğunu, gitar kursuna gittiğini, gitar çaldığını öğrenmiştik. Kendisi de bir şekilde benim flüt çaldığımı öğrenmiş. Benden rica etmişti, flüt çalar mısın doktor abi diye. Ben de bugün kendisine zevkle flüt çaldım. Tabii Zeynep'le bizim hayalimiz inşallah buradan taburcu olduktan sonra birlikte bir gitar, yan flüt çalıp öyle bir eser paylaşmak istiyoruz.